çok daha farklı başlıkları konuşmayı planlamıştık. Kuşkusuz onlara da değineceğiz ama şimdi bu paylaşım üzerinden belki bir şeyler söylemek ister. Felaketin tahribatı büyüktür. Yeni bir bilgi paylaşmış bizimle Devlet Bahçeli. Evet, maalesef diğer tweet'i de daha korkunç atmış oldu. Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratmayacaktır gibi. Şimdi garip bir şekilde... Onu görmemiştim. Evet, o daha da korkunçmuş gerçekten. Çok korkunç gerçekten. Bir tweet. Yani diyor ki, hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratmayacaktır. Hiçbir saldırı ve iftira ve suçlama dalgası duruşumuzu bozmayacaktır. Şimdi ne yapmaya bu ikinci cümleyi siz söylemeden önce hala iyi niyetle durdurulamayacak olanın ülkemiz olduğunu kastettiğini düşünmüştüm. Ama bu ikinci cümle galiba başka bir şey ya. Yani, başka bir şeyden bahsediyor. Hakikaten yani nasıl bir algı, nasıl bir hırs, ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani hiçbir felaket, şimdi felaket sanki dışarıdan gelen, hani sürekli bir algı operasyonu yapılıyor ya Remzi Hanım, dış güçler. Sanki bu felaketlerin sebebi dış güçlermiş gibi. Yahu demin sizin haberinizin başında söylediğiniz üst yapı olmadığı gibi altyapı da yoksa hiçbir felaketten kastınız ne? Bu ne demek sizin tarihi yürüyüşünüzü durduramamak? Eğer siz kentleri kentsel anlamda, kentsel dokulara uygun, uluslararası standartlara uygun yapmış olsaydınız bugün ekranlarda gördüğümüz bu sel felaketiyle karşılaşmayacaktık. Hani hepimiz çok klasik belki artık söylüyoruz da deprem öldürmez binalar öldürür diye. Bugün depremin üzerinden yaklaşık 37-38 gün geçmiş. Evet. Halen çadır sorunu yaşanıyor. Şimdi o sorun daha da büyüyecek ne yazık ki. Yani insanlar bu kadar uzun süredir çadır diye yalvardılar. Zar zor bir çadıra yerleştiklerinde çadırlar kullanılamaz hale geldi çoğu yerde ne yazık ki. Çok üzücü. Çok üzücü bir durum. Demin programa gelmeden önce yine sizin yayında bir konuğunuzun haklı bir söylemi vardı. Yani AFAD uyarıyor. AFAD'ın görevi uyarmak değildir. AFAD'ın görevi korumaktır diye bir ifadesi vardı konumuzun. Evet, önlem almak, tedbir almak. Çok da doğru söylüyor. Buradaki yani tahliye edilecekse bu organizasyonu gerçekleştirmek. Peki nerede AFAD? Şimdi AFAD nerede diye sorduğumuz zaman, devlet nerede diye sorduğumuz zaman tırnak içinde be adi, be namussuz, be olmadığımız kalmıyor. Ama durum da ortada. Şimdi okulların bugün tatil edilmesi bile akla ziyan. Şimdi bu meteoroloji bunu kaç gündür uyarıyor. Sağanak yağış geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Şimdi siz önlemini almamışsınız. Okulları dün ya da önceki gün tatil etmemişsiniz. Şehir sele kapılmış durumda. Yani burada ekranlarda gördüğümüz görüntüler gerçekten çok korkunç. Evet. Ve altyapının ne kadar sıfır olduğu, ne kadar hiç altyapı olmadığını görüyoruz. Arabalar kağıttan gemiler gibi suda yüzüyorlar. Evet. Dolayısıyla bu suyun gitmesi gereken bir yer var. Yani biz tabii şimdi bu felaketi depremin ardından zaten büyük bir yıkımla karşılaşmış bu bölgede konuştuğumuz için bir çarpan etkisi söz konusu bu selin. Ama şunu da konuşmalıyız belki. Bu ölçüde bir yağışı bugün Türkiye'nin hangi şehrinde yaşasak benzer bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Katılıyorum. Çok daha önemli bir cümleyi bugün Nasuh Mahruki söyledi. Dedi ki dünya değişiyor. Küresel iklimin ısınmanın etkilerini yaşıyoruz. Daha hızlı koşan ya da daha güçlü olan değil. Değişime ayak uyduran arada kalır. Bu şeyi tamamlayacak, hayatta kalacak. Yani kutlu yürüyüşümüzü durdurmayacak bir şey varsa eğer, Sayın Bahçeli'nin tweetine isnaden belki söylemeliyiz, artık değişmek zorunda olduğumuzu kabul etmemiz. Çok haklısınız. Bundan 2 ay önceydi sanırım Sayın Kılıçdaroğlu danışmanlarının konuştuğu bir konferans düzenlenmişti. Danışmanlarından bir tanesi uzunca bir bölümünü Yeşil Dünya'ya iklim değişikliğine ayırdı diye linç edildi evet. Bu ülkede. Evet. Yani şimdi sırası mı? İşte Kılıçdaroğlu'nun danışmanının tek önereceği şey iklim değişikliği. Çünkü Nasuh Bey de doğru söylüyor. Dünya değişiyor ve bu anlamda ne kadar bilimin yanındaysanız o kadar önde olabilirsiniz. İklim değişikliği bence dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi. Yani buzulların erimesi, sıcaklıkların artması ve benzeri gibi unsurlar. Şimdi ben bu anlamda uzman biri değilim. Ancak yaşayarak görüyoruz. Uzman olmaya gerek yok. Dünya ısınıyor ve bizi seller bekliyor. Evet. Mesela İstanbul'u bu yaz kuraklık bekliyor.
Yani bu sene İstanbul'da doğru düzgün yağmur olmadı. Dolayısıyla da bir tarafımızda kuraklık varken bir tarafımızda seller götürüyor. Şimdi biz altyapımızı, üst yapımızı buna uygun yapmazsak dolayısıyla da bu felaketlerin her gün ahlanıp bahlanacağız. Evet. Şunu söylüyor uzman psikolog arkadaşlar. Yani bu bölgede yaşanan depremsel ve benzeri bu afetlerin bu o bölgedeki insanların en az 3 nesil bu travmayı atlatamayacağını söylüyorlar ki haklılar. Evet. Yani oradaki 2 ile 10 yaş arası, 10 ile 50-60 yaş arası, 60 yaş üstü bu kuşaklar değişmediği sürece yani 3 kuşak buradaki travmanın etkisinin süreceği söyleniyor. Devletin bu anlamda oraya çok ciddi psikoteknik destekler vermesi gerekirken halen çadır verilememiş durumda. Yani çadır kentler dere yatağının yanına yapılmışlar. Evet. Ve selde mahvolmuş bütün çadır kentler. Çok 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 üzücü gerçekten. Aynı sorunu şeyde de yaşanıyor Remzi Hanım. Enkaz kaldırımlarında da 170 milyon ton enkaz çıkacağı söyleniyor. Bu enkazlar da dere yataklarına dökülüyor. Şimdi böyle enteresan bir durum var. Biz dünyanın yaşadığı en büyük doğal afet diyoruz. Bu afetten dersimizi almıyoruz. Buradan çıkan enkazları da dere yataklarına döküyoruz. İşte Barış Atay video çekmişti, görmüştük hepimiz. Şimdi en azından buradan ders çıkarmak gerekiyor. Halen depremin yaraları sarılmadan ihaleler yapılmaya başladı bu ülkede. Çok evet. enteresan değil mi? Neye göre etütler yapıldı, neye göre yapıldı? Sizlerin haberlerinizde görüyoruz işte. Tarlalara ev yapmaya çalışıyorlar falan filan. Şimdi dolayısıyla da yok yani bilimsel bir akıl yok. Bir akıl tutulması evet. yaşanıyor bence. Evet. Şimdi Bir bugün biliyorsunuz gündemdeki başka şeyleri konuşmak insanların buradaki bu çaresizliği ve acısı söz konusuyken gerçekten emin olun bizim için de çok zor sayın seyirciler. Yani fakat şu notu düşerek müsaadenizle biraz siyasete geçmek isterim. Değişmek ancak hayatta kalmamızı sağlayacaksa eğer bu değişim için bizim siyasette de, siyasi tercihlerimizde de değişiklik yapmamız gerekiyor. O yüzden siyaset konuşmak zorundayız. Hayatta kalabilmek için, dünya değişirken. O yüzden müsaade ederseniz biraz bir yanda bu sel felaketine ilişkin bilgileri aktarırken bir yandan da diğer başlıklara da bakmak, konuşmak isterim. Önce bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşmadan kısa bir kesit getirelim ekranlarınıza. Çünkü şöyle bir tezatlık da vardı bu konuşmada aslında. Bir yanda sel görüntüleri vardı, depremin ardından böyle sel altında kalmış şehirler vardı. Bir yanda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu felaketin altından nasıl başarıyla çıktıklarını anlatan konuşması vardı. Sözlerime başlarken bu sabah Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Selden etkilenen ve adeta afet üstüne afet yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yeryüzüne 7 kilometre gibi oldukça yakın bir mesafede ve yoğun yerleşim alanlarının altında gerçekleşen bu depremlerin şiddeti benzer büyüklükteki örnekleriyle kıyas edilemeyecek kadar güçlüydü. Yıkım öylesine büyüktü ki her binaya tek bir arama kurtarma personeli bile göndersek aynı anda hepsine yetişebilmek mümkün değildi. Yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımız ve onların yakınları serzenişlerinde sonuna kadar haklıdır. Evet, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları böyleydi sayın seyirciler. Yine seli görmeye devam edeceğiz. Hem görüntüleri ekranlarınıza getirmeye hem de bir yeni gelişme olursa sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. 5 kişi hayatını kaybetti. Hala kayıp olanlar var, aranıyor. Gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Bu arada son dakika gelişmesi olarak da sizlere ilettik. Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü HDP ile görüşecek, HDP'yi ziyaret edecek. Zaten açıklaması da yapılmıştı aslında. Bütün partileri meclis içinde ya da dışında olan siyasi partileri ziyaret edeceğini söylemişti Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi HDP demişken bizim Hüseyin Çalışkaner'i aslında davet etme nedenimiz. Şimdi HDP yolunu çizdi gibi
görünüyor. Selahattin Demirtaş da Yeşil Sol Parti'nin amblemini paylaştı. Bunu alın, evinizin kapısına, buzdolabına yapıştırın. Bu amblemi unutmayın dedi seçmene ve aslında açıklamayı da yapmış oldu. Böyle bir taşınma diyelim, mecburi taşınma ne ifade eder HDP için, Kürt seçmen için, Türk siyaseti için? Şöyle, yani HDP için çok bir şey değişmeyecektir. HDP seçmeni için çok bir şey değişmeyecektir. Şimdi HDP seçmenini geçmiş yıllarda hatırlayınız, Ahmet Türk bağımsız milletvekili adayıyken sırf oy alamasında karşısına Türk, başka bir Ahmet Türk çıkarmış bir siyasal sistemden, siyasal rejimden geliyor HDP. Sıyrılarak evet, yani geliyor. Ne yapıyordu orada HDP seçmeni? İple ölçerek, yani okuma yazması olmayanlara iple ölçerek oy verdirdi. Dolayısıyla o kadar siyasi bir deneyime sahip bir parti ki gelmekte olanın ne olduğunu çok net gördüler. Her ne kadar şeyin kaldırılmış olmasına rağmen, partiye yapılacak olan yardım durdurulmuş, kaldırılmış olmasına rağmen bu çok önemliydi. HDP bunu görüyordu. Kapatılma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu çeşitli ekranlarda Garopaylan'da söyledi. Sayın Mithat Sancar da sık sık dile getirdi. Dolayısıyla da bu riski almaya değmezdi. Yani son milletvekili başvurularının ya da listelerin teslim tarihi 10 Nisan bildiğiniz gibi. Şimdi 11 Nisan'da HDP'ye sözlü savunma hakkı verilmiş. Şimdi bazı uzmanlar diyor ki, hukukçular, işte 14 Mayıs'a kadar bu davanın kapatılması yetişmeyecekti. Ancak geldiğimiz noktada burası Türkiye, dolayısıyla da bir anda dosya öne alınabilirdi. Selahattin Demirtaş'ın dosyası da 3000 dosyanın önüne çekildi. Bildiğiniz gibi Ali Mahir Başarı'nın, Lütfü Özkan'ın dosyaları da çok hızlıca öne çekilip dokunulmazlıkların kaldırılması ve benzeri konuşuldu. Dolayısıyla HDP'nin bu riski almaması gerekiyordu. Ve bu anlamda da zorunlu taşınma, çok doğru bir ifade. Zorunlu taşınmayı doğru zamanda yaptılar. Çünkü seçmenin, bu arada logolar da çok birbirine benziyor zaten HDP şeyi. Sadece isim karmaşası falan filan seçmenin kafasında oluşmasın diye doğru zamanda yola çıktılar. Ve bu iki aylık süreçte çok net HDP seçmeni Yeşil ve Sol Parti'ye çok çabuk ısınacaktır. Hatta Demirtaş'ın tweetlerinin altında da görüyorum, şimdiden seçmen de taşınmış durumda. Evet, iki logoyu da yan yana getirdi arkadaşlarımız. Dediğiniz gibi gerçekten benzer bir çalışma yapılmış. Bu da düşünülerek yapılmış. Kesinlikle olsa gerek. Kesinlikle, yani Yeşil ve Sol Parti'nin seçimlere katılabilirlikli kazanmış olması HDP'nin elini bir kere çok çok rahatlattı. Yani kendi aralarında tabii şey de konuşuluyordu bildiğiniz gibi. Tüm Emek ve Özgürlük bloğunun partilerinin tek çatı altında girmesi. Buna çeşitli itirazlar vardı. Yani EMEP'ten de itirazlar vardı. TİP'ten de itirazlar geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla da Yeşil ve Sol'un seçime girebilmesi HDP'nin bu anlamda çok elini rahatlattı. Buna rağmen belki de o listelerde olan kişilere, olacak kişilere seçilme yasağı gelebilir. Yani şunu herkes söylüyor, yaklaşık kapatılması durumunda HDP'nin 700-800 civarında yöneticisine seçim yasağı gelecek civarında bir söylem var. Ancak bu seçilme yasağına rağmen HDP ona göre milletvekili listelerini oluşturacaktır. Bu anlamda da Cumhur İttifakı için bence Yeşil ve Sol çok büyük bir sürpriz olmuş olacak. Her zaman da söylüyorduk, baştan beri de konuşuyoruz. Peki o isimlerin değişmesi bu anlamda HDP'nin elini zayıflatacak, iktidar açısından istediği sonucu verecek herhangi bir gelişmeye işaret eder mi? Yoksa isim fark etmez mi HDP seçmeni? İsim çok fark etmiyor. HDP yani bir kişilerin, liderlerin bir partisi değil. HDP'ye baktığınızda bugün Demirtaş, Sayın Demirtaş sıradan bir üye. Her ne kadar siyaset üzerindeki ağırlığını görsek de Demirtaş yokken de HDP yine barajın üstünde ve şu anda bizim son yaptığımız araştırmalarda da %12'de. Tabii ki Demirtaş gibi etkili bir lider buradaki oy potansiyelini daha da arttırır. Ancak şu beklenmemelidir ki HDP şu lider olmadan ya da şu şahıs olmadan bir şey olmaz. Yok, gayet HDP ideolojik bir parti ve HDP seçmeni bunu, ben değil sanırım sizler de, herkes kabul ediyor. HDP seçmeni artık Yeşil ve Sol seçmeni demekte fayda var belki de. Türkiye'nin en politik seçmen kitlesi. Ve sandığa ilk kez girecek olan
6,5 milyon yeni seçmen var Remzi Hanım. Bunun içerisindeki gençlerin yaklaşık 1-1,5 milyon zaten Yeşil ve Sol Partisi'ne oy verecek potansiyelde olan HDP seçmeniydi. Dolayısıyla da adayın kimler olduğu, liderin kim olduğuna çok çok baktıklarını düşünmüyorum. Ve bu anlamda da başarılı bir şey yapacaklar. Şimdi siz az önce Ahmet Türk örneğini hatırlattınız. Karşısına kafa karışıklığı olsun diye Türk soy isminde başka birinin çıkartıldığını İsmi de Ahmet, hatırlattınız. Bu arada. Şimdi örnekleri de sıraladınız. Buna mesela İmamoğlu örneği de verilebilir. Dolayısıyla bu seçime giden süreçte politikalarımızı bu ülke için, bu toplum için vaatlerimizi anlatalım ve iyi olan kazansının ötesinde bir takım taktik savaşlarıyla karşı karşıyayız aslında. Biz de böyle izliyoruz ve anlamaya çalışıyoruz. İmamoğlu böyle bir adımdı örneğin. Şimdi mesela bu HDP meselesinde de zaten orada bir demokrasinin kılıcı gibiydi kapatma davası ve o taktiğin de bir parçasıydı. Bunu elinden almış oldu HDP. Ama bir Hüdapar var. AKP'nin iletişime geçtiği, hani böyle masaya oturdu oturacak, hani ben bir flört süreci diyorum buna. Ve o da kendini Kürt kimliğiyle tarif eden ama duruş olarak kuşkusuz bambaşka bir yerden seslenen bir siyasi parti. Peki etkisi var mı o bölgede Kürt seçmen üzerinde, HDP'nin oyu üzerinde? Mesela bunu da bir taktiğin bir parçası gibi görür müsünüz siz? Şimdi şöyle, AK Parti Hüdapar'ı birazcık Stepne özelliğini taşıması için yanına aldı. Çünkü Kürt seçmenin AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi ile MHP ile bu kadar girift bir ortaklık yapmış olması Kürt seçmeninde ciddi sıkıntılar yaratmıştı zaten. Şunu biliyoruz ki Güneydoğu'da Kürt illerinin, Kürtlerin yoğun olduğu bölgelerde ikinci parti AK Parti'ydi. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bu helalleşme çağrısı, Güneydoğu ziyaretleri ve benzeri Cumhuriyet Halk Partisi'nin orada ilerlemesine sebep oldu. Diğer yandan Deva Partisi'nin ve Gelecek Partisi'nin de oyuncu olarak orada olmuş olması AK Parti'de Kürt oylarının gerilemesine sebep olmuştu. Şimdi Hüdapar'ı niye aldı yanına? Aslında MHP'yi dengelemek için. Bakın biz MHP'li ittifak yapıyoruz ama diğer yandan da bir Hüdapar gibi Kürt seçmen, özellikle mütedeyyin Kürt seçmen üzerinde kısmen etkisi olduğunu bildiğimiz bir parti. Örneğin Batman'da %8 oy almış bir parti Hüdapar bu arada. Diyarbakır'da %4 oy almış bir parti. Hı. Dolayısıyla da Kürt seçmende bir karşılığı var. Ancak karşılığı şu anlama gelmiyor. İşte AK Parti ya da barajı aşabilecek bir parti değil. Onların kendince yıllardır orada Hüdapar var ve Hizbullah'la olan girift ilişkilerini ya da uzantılarının ne olduğunu hepimiz günlerdir ekranlarda konuşuyoruz. Kürt seçmeni MHP'yi dengelemek için yanına almış bulunuyor AK Parti. Yoksa öyle oy olarak çok çok yani bölgede sizce yok. Cumhur İttifakı için böyle dengeyi değiştirecek, Millet İttifakı açısından eksihanesine yazılacak bir etkisi var mı? Yok, o kadar büyük bir özgür ağırlığı. Yani HDP seçmeni için mesela Hüdapar'da olur gibi bir durum yok, söz HDP konusu HDP seçmeni için kesinlikle söz konusu değil. Ancak dediğim gibi HDP'ye oy vermeyen mütedeyyin bir Kürt seçmen var. Yani daha çok siyasal İslamcı, İslamcı bir gelenekten gelen bir Kürt seçmen var. O Kürt seçmen uzun zamandır HDP'ye de, BDP'ye de ya da HDP'de oy vermiş değildi zaten. Dolayısıyla da daha çok İslami kesime yönelmiş bir seçmen. Hüdapar'da sadece orada birkaç ilde kısmen de olsa varlığını gösteriyor. Hangi iller? İşte Siirt, Bingöl, Batman. Çok az da olsa mesela Diyarbakır. Mesela Diyarbakır'da çok bir karşılığı yoktur. Çünkü Diyarbakır seçmeni daha HDP'ye yakın, hatta daha değil neredeyse tamamı HDP'ye yakın bir seçmen. O bölgede çok çok büyük ağırlığı olmamakla birlikte AK Parti Hüdapar'ın İslami yönünü ön plana çıkaracak. Bu anlamda çok AKP'nin de o bölgede geçmişte İslami vasfıyla aslında ciddi bir oy kitlesi vardı ama zaman içerisinde kaybettiği bir kitle oldu o. Belki orada biraz çok etkisi olacağını sanmıyorum. Hı. Yani AKP sadece zaten Kürt illerinde değil, Karadeniz illerinde de oy kaybetti. İç Anadolu'da da kaybediyor. Yani şu aşamada AK Parti'nin ya da Sayın Erdoğan'ın oy kaybetmediği herhangi bir il yok zaten. Yani dolayısıyla da hani sadece Hüdapar değil, işte dün sizin de programınız dedik, bizler de takip ediyoruz. Yeniden Refah'la da
bir araya gelmeye çalışıyor. Şimdi öyle enteresan bir parçalı bir durum oldu ki Cumhur İttifakı. Ne olursan ol yine de tabii gel. Tabii tabii. Yani biz Millet İttifakı'nı 6 parti sayıyoruz da Cumhur İttifakı'nı 2 partiymişiz gibi görüyoruz. Halbuki Cumhur İttifakı da 6 parti. Yani AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi, Hüdapar, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi. Şimdi böyle enteresan bir durum var. Şimdi Yeniden Refah da bence konuşmakta fayda var. Yani bazı araştırmalarda görüyorum oy oranlarını falan. Ben Yeniden Refah'ın da o kadar oy alabileceğini de düşünmüyorum. Fatih Erbakan'ın kendisinin yapmış olduğu bir açıklama var. Biz işte ikinci tura Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan kaldığında Erdoğan oy veririz dediğimizde tabanımızdan ciddi tepki aldık diyen açıklaması var mesela. Kendince ikinci tura kalacağını düşünüyor. Tabii Fatih Erbakan da öyle enteresan ütopik çıkışları var. Ancak Cumhur İttifakı'nda etkileyen maddeleri de var bu anlamda. Hı hı. Dolayısıyla da AK Parti Hüdapar'la değil, Yeniden Refah Partisi'yle de böyle İslami kesime oynayan bir politika izlemeye peki başladı. Peki şöyle sorayım. Şimdi mesela Millet İttifakı açısından bakıldığında bu ittifakı oluşturan partilerden bazılarının oy oranlarının yüksek olmaması nedeniyle aslında masada olmalılar mı olmamalılar mı tartışmasının yapıldığı dönemler oldu. Şimdi onlar geride kaldı o dönemler ama ve o zaman da şu tespit yapıldı aslında uzmanlar tarafından. Burada oy oranının ötesinde bir sağladığı algı var aslında bu partilerin. Yani oydan daha farklı bir katkıları var. Ve bu anlamda da ivme kazandıran bir durum bu ittifaka. Benzer bir şeyi siz mesela bu katılımlarla Cumhur İttifakı için düşünür müsünüz? Evet, oy oranı çok küçük ama Yeniden Refah'ın da burada desteğini açıklaması ya da Hüdapar'ın da desteğini açıklaması Cumhur İttifakı'na da bir ivme sağlar der misiniz mesela? Onu Hüdapar için söyleyemeyiz. Yani Hüdapar bir lokal bir bölgede olan bir parti. Mesela sizin verdiğiniz örnekte özellikle Millet İttifakı için en çok Saadet Partisi bu konuda dile getirilen partilerdendi. Fakat şunu biliyoruz ki Saadet Refah'ın aslında devamı. Refah Partisi ve benzeri. Daha doğrusu Erbakan ekolünün devamı demekte fayda var. Bu noktada Sayın Karamollaoğlu'nun Türkiye siyasetinde Sayın Kılıçdaroğlu da söyledi. Bilgi adam diye bir ifade kullandı. Ciddi bir özgür ağırlığı var. Şimdi Yeniden Refah son böyle bir iki yıldır atak yapmaya başlamış ve Türkiye'de halen kökleştiğini düşünmediğim bir parti. Saadet Partisi'nin oyunun %1, %1,5 olması hakikaten çok önemli değil. Karamollaoğlu'nun Türkiye'de muhafazakar kesim üzerine ciddi bir etkisi var ve bu etki de çok net hissediliyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verme davranışlarında da Sayın Karamollaoğlu'nun etkisinin çok net görüyoruz. Ama Hüdapar'ın bölgesel bir parti olmasından kaynaklı öyle bir özgür ağırlığı yok. Yeniden Refah'ınsa ne olacağı aslında birazcık daha kara kutu gibi görünüyor. Dolayısıyla da çok gelişmiş aman aman bir kadroları da yok. Evet. Yeniden Refah Partisi. Bir de yani öyle bir özgür ağırlığı olacağını sanmıyorum. Muhafazakar ve sağ olarak kendini ifade eden seçmen açısından bir anlamı vardı. Ama biz burada zaten İslami bir parti etrafında toplanmış diğer partilerden söz ettiğimiz için hani Yeniden Refah'ın oraya nasıl bir katkısı olacak? Herhalde bir bildiği vardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diye düşünüyorum. Tabii peki. Ki. Yani öbür yandan Vatan Partisi'ni yani Doğu Perinçek'in buna ses çıkardığını biliyoruz. Evet. Ne diyeceğini de göreceğiz. Yani şunu kabul etmek gerekiyor. Ben de aday oluyorum dedi. Yani şimdi dolayısıyla da Vatan Partisi hakikaten Hüdapar'dan da şeyden de daha köklü bir parti. İş Partisi'nin devamı olan bir parti. Dolayısıyla da Doğu Perinçek'i her ne kadar kayla alınmıyormuş gibi görünse de Cumhur İttifakı'nda bir geçerli bir karşılığı olan biriydi. Şimdi Hüdapar'a böyle bir sert karşı çıkış yaptı, net karşı çıkış yaptı. Evet. Dolayısıyla da bakalım ne olacak. Yani diğer yandan Refah, Yeniden Refah'ın o 30 maddelik... Hala MHP'nin de ne dediğini duymuş değiliz. Duymuş değiliz. BBP'nin itirazı var. BBP'yi yani Sayın Erdoğan ne derse olur BBP tarzında da. MHP'nin de ben bu noktada bir şey diyeceğini sanmıyorum. Çünkü felaketler bizim bu büyük yürüyüşümüzü durduramaz tweet'e atılırken Hülapar'la ilgili de düşünceler de ortaya konulabilirdi. Çünkü aynı MHP anayasa görüşmeleri zamanında HDP ile görüşülebilir. Grubu olan bir parti dedi HDP bu konuya kapatınca HDP teröristtir dedi. Dolayısıyla şu anda Cumhur İttifakı'nın lehine olabilecek
tüm gelişmelere ben Sayın Bahçeli'nin onay vereceğini düşünüyorum. Peki. Şimdi HDP'ye tekrar dönecek olursak biliyorsunuz Sera Kadıgil konuştu gerçek gündemde Hilmi Hacaloğlu'na konuştu. Ve kendilerinin aday göstereceklerini söyledi. İşte bu tek listeye çok hani birlikte HDP'nin listelerinde yer alma konusunda tip öyle düşünmüyor anladığımız kadarıyla. Ama bir taraftan da bunun HDP'ye, HDP'ye de zarar verebileceği ya da o oluşuma zarar verebileceği tabii kümülatif olarak bakıldığında da hani buradaki temel hedef iktidarın değişmesi ise ya da meclis çoğunluğu ise muhalefet partileri açısından bu sürece zarar verebileceği söyleniyor. Onların hesabı biraz daha farklı. Bu şekilde bir zarar vermeyeceğini düşünüyorlar. Siz nasıl görüyorsunuz? Burada izlenen strateji ya da izlenecek stratejinin sonuçlarını nasıl öngörüyorsunuz? Açıkçası tipin de Emek Partisi'nin de bu yaklaşımı beni birazcık endişelendiriyor. Onu söyleyeyim. Hatırlayınız 90'ları hatırlayınız, o zamanlar ÖDP yeni kurulmuştu, Aşkın ve Devrim'in partisi olarak çıktığında medya çok ciddi desteklemişti, birçok fikir lideri çok ciddi desteklemişti ve benzeri. Şimdi ÖDP'de öyle bir hava oluşmuştu ki sanki ÖDP barajı aşacak, mecliste grup kuracak gibi bir hava oluşmuştu. Ancak seçime gidildi, sonuçlar açıklandığında ben de o zamanlar ÖDP'yi destekleyen biriydim. Hepimizde bir ciddi bir hayal kırıklığı oluştu. Çünkü ÖDP çok çok %1'in çok çok altında oy aldı. Şu bir endişelenen kısmına gelecek olursak, evet şu anda tipin arkasında ciddi bir nasıl söyleyeyim? Bir destek rüzgar. Bir rüzgar var. Evet, bir rüzgar var. Ancak bu rüzgar sandığa gerçekten rasyonel olarak yansır mı, yansımaz mı hep birlikte göreceğiz. Dolayısıyla da bu kadar nitelikli insanın gerek Sera Hanım, gerek Barış Atay, Erkan Baş ya da Ahmet Şık gibi insanların bu rüzgardan etkilenerek meclisin dışında kalma ihtimalleri de var. Evet. Şimdi dolayısıyla da bence bu maceraya atılmak gerekiyor mu gerekmiyor mu? Tabii ki tip de kendi potansiyelini de görmek istiyor. Şimdi arkasındaki rüzgardan bu arada etkilenerek. Bu arada ne yazık ki selde can kaybı 10'a yükseldi. 9'u Şanlıurfa'da olmak üzere sayın seyirciler. Çok üzücü gerçekten. 2 gündür süren yağış bugün artık bir sele dönüştü Şanlıurfa ve Adıyaman başta olmak üzere bölgedeki iller bu yağıştan çok ciddi etkilendiler. 5 kişiydi hayatını kaybedenlerin sayısı fakat ne yazık ki 10'a yükseldi. 9 kişi Şanlıurfa'da hayatını kaybetti bu yoğun sel nedeniyle. Başsağlığı dileyelim bir kez daha. Gerçekten felaket üstüne felaket, acı üzerine acı yaşandı bölgede ve kuşkusuz paylaşıyoruz biz de buradaki bu acıyı. Yani sözün çok bittiği üzücü, yer. Gerçekten. Hakikaten sözün bittiği yer. Evet. Peki yani umalım öyle olmasın tabii ama bunu belki detaylı da konuşmak gerekir. Onların da değerlendirmesi gerekir. Bir parti yardımı alma isteği anladığım kadarıyla bu şekillenmenin altında yatan sebep, anlaşılabilir bir sebep ama dediğiniz gibi evet o hissettikleri rüzgar da doğrudur. Özellikle deprem döneminde yaptıkları çalışmalar dolayısıyla bir sahipleniş de söz konusu ama onları kaybetmek de istemeyiz meclisten. Yani işte sadece sosyal medya rüzgarıyla çok kolay olmamalı. Yani sosyal medyaya baktığımızda Zafer Partisi'nin tek başına iktidar olduğunu görebiliriz. Memleket Partisi'nin tek başına iktidara yürüdüğünü görebiliriz. Yani Muharrem İnce'nin attığı bir tweet siyasi parti liderlerinin içerisindeki en çok beğeni alan tweetlerden bir tanesi. Evet. Tweet oluyor. Bu arada çıkmamız gerekiyor araya ama çok çok kısa. Dolaşıma sokulan bazı kamuoyu yoklamaları var. Çok önemli kamuoyu şirketlerinin ismi kullanılarak paylaşılan bazı oranlar var. Bu konuda bir iki cümle almak isterim sizden. Yani bir algı operasyonu yapılıyor gibi görünüyor. Bana da öyle geliyor açıkçası. Biz Artı Bir olarak Şubat ayında bir araştırma yapmadık. Mesela bugün biz yapmaya başladık. Çünkü deprem refleksiyle
İnsanlardaki oy kayması çok farklı olacaktı. Dolayısıyla açıkçası bana sağlıklı gelmiyorum. Bir, refleks gereği. İkincisi de o bölgelere de gidip anket yapılması da söz konusu değil. İşte bugün sel var, orada insanlar halen can derdindeler. Bir diğer, kısaca bir şunu söyleyeyim. Şunu da görüyoruz. Maalesef bu nasıl olabiliyor? Ben 25 yılımı sektöre vermiş biri olarak şunu merak ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı pazartesi, yani 6 Mart pazartesi saat 10'da açıklanıyor. Perşembe günü rapor açıklanıyor. İşte Kılıçdaroğlu'nun oy oranı bu diye. Şimdi hangi ara soru formu oluşturuldu? Hangi ara sahaya çıkıldı? Hadi bunları yaptık teknik olarak diyelim. Daha Kılıçdaroğlu'nun adaylığından toplumun yarısından fazlasının haberi yok. Az önce